Ayağa kaldırmak istiyorsunuz ama bunun için çabalarınız nedir? Mesela vatandaşlık bilinci vermek, insanlara gerçekten vatandaşlık bilincini vermek için bir çabanız var mı? Atıyorum bir tiyatro, Süre sosyal bitiyor bu arada. etkinlikler. Şöyle bir tür reklama gideceğim. Erkan Baş yanıtlayamadan Evet, dolacak. Mesele büyük olunca soru da uzun oluyor. Çok haklısınız. Ama yani soruyu alayım. kısacası yani kürsü siyasetinin dışında Ne ne yapıyorsunuz diyorsunuz? yapıyorsunuz? Evet. Peki. Ya şimdi şunu ifade ederek başlayayım bakın. Elbette hiç tereddütsüz arkadaşlar. 20 yıldır dünyanın en kötü iktidarlarından bir tanesi. Ben hani hep söylüyorum. En işçi düşmanı, en halk düşmanı, en kadın düşmanı, en genç düşmanı nasıl en diye sayın. Bu kadar kötü bir iktidar 20 yıl sonra yine seçim kazanıyorsa, yine iktidar oluyorsa muhalefet suçsuzdur diyemeyiz. Muhalefet eksiktir, muhalefet hatalıdır, muhalefet yanlıştır. Bunun adını koyacağız. Hiç şey yok. Ben burada sadece bir şerh düşeyim diyeyim bunun altında bir dipnot olarak. Fakat muhalefet iktidardan daha suçlu değildir. Yani Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumun esas sorumlusu hani bu eylemleri yapan, ülkeyi 20 yılda işte şuradan şuraya getiren, daha kötüye götüren iktidardır. Bunu unutmadığımız sürece, burada ortaklaştığımız sürece mutlaka gönül rahatlığıyla muhalefeti de eleştirmeliyiz, muhalefeti de tartışmalıyız. Muhalefetin nasıl gelişmesi gerektiğine ilişkin bence akıl açıcı tartışmalar yapmalıyız. Belki de eksiklerimizden bir tanesi bu. Mesela ben de sık sık söylüyorum. Yani muhalefete muhalefet etmek istemiyorum diyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunun hala esas çizgi olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Biz mesela muhalefetin birbiriyle ilişkisinde ben şu yöntemin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İktidarla o mücadele ediyor ama ben daha iyi mücadele ediyorum. O eksik mücadele ediyor gibi bir tartışma muhalefet içinde daha faydalı olur kanaatindeyim. Ama %100 katılıyorum size. Yani Türkiye'de bir muhalefet eksikliği de var. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi adına ben de buradan partimiz adına üzerimize düşen sorumluluğu almak gerektiğini düşünüyorum. Peki ne yapıyoruz bunun için? Şimdi bakın biz mesela açık konuşayım. Seçimlerden hemen sonra oturduk bir muhasebe yaptık, bir değerlendirme yaptık. Sonra çok uzun süre yurttaşla yüz yüze yani öyle kürsülerden falan değil gidip mahalle mahalle ilçe ilçe parti üyeleriyle falan da değil. Gittik açık davetler yaptık. Dedik ki yurttaşla konuşmak istiyoruz biz. Yurttaşı dinlemek istiyoruz. Kendimizi anlatmak istiyoruz. Bize bir ayna tutun. Çok uzun tartışma yaptık. Sonra parti kongrelerine başladık mesela. İlçe kongrelerine ancak o değerlendirmelerden sonra başladık. Mesela çıkarttığımız önemli derslerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi başta söyledim ya seçim sandığına kilitlenmiş bir mücadele. Hatırlayın genel seçimlerden önce aman provokasyona gelmeyelim. Aman provokasyona. Ya eyvallah provokasyona gelmeyelim. Hiç kimse hani bir provokasyonu hani yangına benzinle gitmeyelim. Ama şimdi iktidar halka saldırıyor. İktidar işte yoksullaştırıyor. Grev hakkını engelliyor. Tamam mı? Aman provokasyona gelmeyelim dediğinde zaten iktidar amacına ulaşmış oluyor senin. Ya senin grevini yasakladığı zaman sen tamam ben o zaman bir şey yapmayacağım dediğinde zaten o başarıya ulaşmış oluyor. Çivi çiviyi mi bunları sökecek orada? zorlamak gerekiyor. Aslında Buralarda tabii. Ateşe su benzine gitmek tabiri değil de gözünü çapaktan Tam sakınmamak. olarak böyle düşünüyorum. Bak, Evet. tam olarak sizin gibi düşünüyorum. Şunu yapmamız lazım. Bizim mesela provokasyon tehlikesi varsa dönüp eve oturmak değil, ona örgütlü bir tepki vermek. Çünkü provokasyonu boşa çıkaracak şey nedir? Eğer yurttaş örgütlü davranırsa provokasyon boşa çıkartılır. Ama çil yavrusu gibi herkes bildiği yere doğru koşarsa provokasyonlar başarılı olur. Dolayısıyla burada bir çaba içerisinde. Mesela açık söylüyorum bakın. Biz İşçi Partisi olarak kendimize biçtiğimiz en önemli misyon şudur arkadaşlar. Mesela elbette ki daha çok oy almak istiyoruz. Daha çok belediye meclisimiz olsun, daha çok belediye başkanımız olsun. Bunları istiyoruz. Ama bütün bunlardan daha önce hani bir şey değiştirmek istesen neyi değiştirirsin Türkiye'de desen? Ya arkadaşlar Türkiye'de DİSK üyesi 250 bin işçi var sadece. Şimdi bu sayı 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona çıkmadığı durumda AKP'yi yenmek hayaldir. Bak açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Türkiye'de toplu sözleşme yapabilen sendikalı işçi sayısı dünyadaki örneklere baktığınızda sarı sendikaları falan da ekliyorum. Yandaş sendikaları ekliyorum buna. Diplerde. Şimdi böyle bir ülkede işçi sınıfının siyasette etkili olabilmiş mi? Mesela tabii ki son cümleyi alıp siyasal, gidelim reklama. ideolojik, kültürel, sanatsal etkinliklerle toplumu daha derinden dönüştürecek bir faaliyet içerisinde olmak lazım.
ve esası bu işin toplumu örgütlü hale getirmek. Şöyle bitirelim o zaman, tabii, madem reklama tabii gidiyoruz. Ben çocukluğumdan beri babaannemden, annemden, babamdan falan hep şey, aman oğlum örgütlere bulaşma, başın belaya girer diyorlardı. Şimdi ben buradan yurttaşa diyorum ki örgütlenmeyen herkesin başı belaya giriyor arkadaşlar. Peki, şimdi reklama gidelim. İzleyiciler